Evet, Doğru Tercih başlıyor. Hoş geldiniz. Gününüz güzel, mutlu geçsin. Şimdi konuğumuzu tanıtmadan önce benim için ayrıntılar çok önemli. Konuğumuzun önce bir kalemini tanıtalım. Hocam şu kalemi bir rica edeyim. Buyurun. Bana çok ilginç, estağfurullah. Bana çok ilginç geldi. Konuğumuzun kalemi şu şekilde. Farklı işte gördüğünüz gibi. Hani markasını falan söylemeyelim ama şimdi şuna baktığımız zaman hemen aklımıza gelir. Ya endüstriyel tasarımcıdır. Yani neticede şu kalemi taşıyan kişi naçizane olarak söylüyorum. Benim nezdimde bir sanatçı kişiliği vardır. Ya endüstriyel tasarımcıdır, ya mimardır, ya ressamdır. Neticede hülasa sanatçıdır. Şimdi buradan konumuza girelim. Konumuz mimarlık ve iç mimarlık, genel mimarlık. Değerli konuğumuz Işık Üniversitemizin Mimarlık ve Tasarım Fakültesinin Dekanı Profesör Doktor Sayın Yavuz Koşaner hocamız bizlerle birlikte. Evet. Ayrıntılar önemli. Esasında bu hayatta da öyle, işte de öyle. Öyle değil mi? Yani Evet. küçücük bir ayrıntı esasında dengeyi Doğru. bozan bir şey. Evet. Öğrencilikte de öyle. Evet. Ne dersiniz? Evet, muhakkak öyle tabii. Ama işin içinde tasarım ve sanat varsa muhakkak ki sonucun ürünleri biraz farklılık oluyor, farklılık gösteriyor ve farklı oluyor. Doğru. Evet. Söyle, kanal ismini veya söylemeyeyim de Evet. programın ismini söyleyeyim. Mimar değilim. Neticede felsefeciyim ama Evet. benim de çok ilgimi çeken elim erdiğince programını kaçırmamaya çalıştığım Büyük Tasarımlar diye bir şey var. Evet. Dizi var Evet. esasında. Oradaki o Kevin'in tanıttığı işte Evet. mükemmel Evet. esasında. İşte öyle olmak lazım. Evet. İşini öyle yapmak lazım. Evet. Değil mi? Evet. İşini öyle yapmak lazım ama tabii bunun gibi disiplinlere eğer yönelecekse insanoğlu bunların bir miktar yetenek, beceri, işte kabiliyet dediğimiz muhakkak bir takım nitelikleri olması gerekiyor. Ondan sonra edindiğiniz bir takım temel bilgileri bunun üzerine koyarak bir şeyler üretmeye başlıyorsunuz ve ürün vermeye Peki başlıyorsunuz. mimarlık da Bir ve miktar evet. o ön yetenek gerekiyor. Ha, mimarlık ve iç mimarlıkta Evet. hani yetenek olsa iyi olur diyoruz Evet da bu diyoruz. yeteneğin yüzdesi ne olmalı? Yani girişte bizi baya bir korkutmalı mı yoksa öğretilebilir bir şey midir? Tabii yani bir miktar bu konulara eğilimi olması kaçınılmaz. Hiç ama hiç bu konularla ilgi duymayan, bunlardan haz almayan, ancak üniversiteye geldiği anda bu konularla karşılaşan bir öğrencinin burada başarılı olması pek kolay olmuyor ve olamıyor da Ama aslında. ressam da olmak gerekmiyor herhalde değil mi? Gerekmiyor. Yani Asla yok yok. resim ayrı bir sanat Tabii dalı, tabii yok. mimarlık Tabii tabii apayrı, yok. değil Yok. mi? Ama yani eline hakim olması, onun ilk göstergesi de belki yazısının iyi olması, yani çizgisinin iyi olması. Bunlar çok büyük gösterge. Eskiden giriş sınavları yaparlardı böyle resim falan. Onlar büyük bir gösterge aslında. Yani yeteneğiniz var mı yok mu, eğiliminiz var mı? Orada biraz ipucu veriyor insana. Peki mimarlık çok geçerli bir dal. Yani Evet. insanoğlu herhalde var olduğu andan Tabii. itibaren de ihtiyaç olan Evet. dallardan bir Tabii. tanesi. O hep bir süre geliyor, Evet. değil mi? Gençlerimiz de o da devam ettiriyorlar. Şimdi Evet. tercihlere baktığımızda işte hukuktur, psikolojidir, işte öğretmenliktir, mimarlıktır. Evet. Bunlar en Revaçta şu anda. revaçta, Evet. değil mi? Evet. Çünkü dediğiniz gibi yani insanoğlunun en temel gereksinmesi barınak. İşte o nedenle yani en eski mesleklerden bir tanesi de barınağı yapmak üzere işte mimari. İşte biz ona Vitruvius diyoruz yani neredeyse 2000 yıllık bir geçmişi olan bir uğraşı alanı. Ama insanoğlunun tüm eylemlerini, tüm gereksinimlerini karşılayacak binaların tümünü tasarlayan, bunları ortaya çıkaran insanlar tabii ki işte mimarlar. O nedenle insanoğlu var olduğu sürece binalar da var olacak. Binalar var olduğu sürece bizler de var olacağız. Ama yani mimarlık deyince de sadece barınma, o Hayır, tüm anlaşılmıyor. eylemleri dedim. Yani insanoğlunun bütün ihtiyaçlarını giderebileceği mekanların kurgulanması, organizasyonu ve yapılması, hayata geçirilmesi, yani realize edilmesi. Yani sadece tasarım yok işin içerisinde. Bunun yapılması da var. Biz buna yapı yapma sanatı da diyoruz yani çok global Şimdi olarak. siz değerli ve büyük bir ekolün temsilcisisiniz aynı zamanda. Mimar Sinan Güzel Güzel sanatlar. Sanatlar Evet. Üniversitesi'nin o ekolden Evet. geliyorsunuz ve Işık Üniversitesi'nde bu Evet. ekolde devam ediyor. Evet. Şimdi öyle bir deneyime Evet. sahipsiniz ki siz şu var mı artık hani şu çocuğa baktığım zaman hani bundan iyi sanatçı olur, iyi mimar olur veyahut da iç mimar olur. O ışık belli oluyor mu? Birinci yılın sonunda belli oluyor. Belli oluyor değil mi? Birinci yılın sonunda belli oluyor, evet. Zaten eskiden yani akademinin akademi olduğu yıllarda, 5 yıl olduğu Evet. dönemlerde belki hatırlarsınız ikinci sınıf barajdı. Evet. İkiden öğrencileri atarlardı. Bir de dördüncü sınıf barajdı, dördüncü sınıftan atarlardı. Yani
5'e gelmiş bir öğrenciyi okuldan çıkarırlardı. Yani iki çok büyük bir eleme dönemiydi ve yılıydı. O tabii çok geç iki ama birinin sonunda belli oluyor. Ama bu yıllarda da ne var? Biliyorsunuz yatay geçişler çok kolay. Tabii. Birinci yılın sonunda öğrenciler eğer hakikaten zorlanıyorlarsa kolaylıkla yatay geçiş yapabiliyorlar. Yavuz Hoca'nın gözüne, kaybolmuyor. Yavuz Hoca'nın gözüne girmek için, yani esasında iyi olmak için birinci yılı ve ondan sonraki yılları nasıl geçirmek lazım? Yani nasıl öğrenci olmak lazım mimarlıkta sivrilebilmek için? Şimdi birinci yıl biliyorsunuz ki çok temel disiplinlerin verildiği bir yıl. Orada öğrencinin bu işe yatkınlığı bir miktar ortaya çıkıyor. Öğrenci eğer gerçekten yaptığından haz almaya başlıyorsa, etrafa daha bir başka gözle bakmaya, algılamaya, gördüklerini sindirmeye, o evet daha çok istemeye, onları kendi yaptığı çalışmalara yansıtmaya başlıyor. Eğer çok duran bir öğrenci varsa karşınızda, hiçbir şekilde kendisinden bir şey ortaya koyamıyorsa, hep sizden bekliyorsa, çok rigidse, yani baktığını görmüyorsa, gördüğünü size aktaramıyorsa, o zaman görüyorsunuz ki bu öğrencinin yeteneği belki başka bir dalda. Doğru. Şimdi dediğim çok doğru bir ifade değil, olmayacak farkındayım ama gene de kullanacağım. Yani gözünü kapa, kadro çok iyi. Şimdi gözünü kapa, Işık Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'ne gir. Gir ama sadece girmekle bitmiyor. Şimdi bunun yanında az önce öğrenciye düşen görevleri söylediniz. Siz ekol olarak iyisiniz, hoca olarak iyisiniz. Ama bunun yanında siz de dönemi takip ediyorsunuz, gelişmeleri takip ediyorsunuz. Evet. Başka öğrenciye ne sunmaya çalışıyorsunuz? Şimdi tabii mimarlık eğitiminde birçok okulun, bizim de öyle, belli amaçlarımız var, evet, hedeflerimiz var, bir misyonumuz, vizyonumuz, evet, var. Demin değindiğiniz gibi bizim tabii kökümüz Güzel Sanatlar Akademisi. Yani biz Bauhaus kökenli. Yani önce fonksiyon, ondan sonra ürün gelir diye düşünüyoruz. Ama bu çağda da şimdi işlevin de teknolojiyi takip ettiği bir yaklaşım, anlayış var. Bunun paralelinde eğitime biz teknolojiyi de katarak daha çağdaş yapılar yapılabilmenin yol yöntemini aktarmaya çalışıyoruz. Bu işte bizim için bir açılım, bir vizyon. Bunun için programlama yapmaya çalışıyoruz. Ders programlarımızı buna göre yapmaya çalışıyoruz. Bütün teorik derslerimizi, uygulamalarımızı buna yönelik yapmaya çalışıyoruz. Yani böylesine çağa ayak uyduracak bir yol izlemeye gayret ediyoruz. Aslında tabii ki esprili olacak ama bu hani mimarlıkta veya iç mimarlıkta okuyan öğrencinin Erasmus'unun hiç bitmemesi lazım. Yani Erasmus'u derken yani sürekli yurt dışında bulunsun değil. Esasında antenler açık olup her tarafı iyi izlemesi lazım. Dışarı gidecek, içeri gidecek, güneydoğuya gidecek, batıya gidecek. Evet. Şimdi zaten Erasmus için artık çok kolay. Yani evet, pek çok öğrenci buna yaklaşıyor, gidiyor, geliyor. Dediğiniz gibi gezmek, görmek bizim meslekte çok önemli. Ve ama okumak da esası, kültür. Yani muhakkak ama gezmek, yani o binanın içine girmek, o binayı görmek, o binayı yaşamak. Yani her etkinliği aslında deneylemek mutlaka gerekiyor. Yani siz 5 yıldızlı otelde kalmayan bir kişiden 5 yıldızlı bir otel tasarlamasını bekleyemiyorsunuz kuşkusuz. Ne bileyim, çok lüks bir lokantada yemek yememiş bir öğrenciden servis nasıl yapılır? Aynen. Onun için mutlaka deneylemek, yaşamak, içinde bulunmak gerekiyor. Ondan sonra onun için çok gezmeleri gerekiyor. Bu çağda da geziyorlar mı? Evet, geziyorlar. Öğrenciden gezmesi çok kolay. Dünyadaki örneklere yaklaşmak da çok kolay. Yani internet ortamında, şimdi web sayfalarında her tarafa giriyorsunuz. Şeyde, İçinde dolaşıyorsunuz binaların, değil mi? Yani o kadar rahat. Hatırlar mısınız bilmiyorum, haddimi de aşmayayım ama yine o belgesellerin birinde demişti ki mimarlık okuyan ya da mimar olan bir kişinin Fransa'yı, Paris'i incelemeden, çünkü Paris'in yapısı çok özelmiş, orayı incelemeden hani mimar oldum dememeli. Biz de onu İstanbul için söylüyoruz ama yani dünyada 7 medeniyetin kurulduğu başka bir... Tabii, evet, yok, kültür yani, açısından baktığımızda. Evet, öyle yani. Ben söyledim daha teknik açıdan. Evet. Peki mimarlıkla iç mimarlık arasındaki temel fark yani. Hemen fark ne? Aslında bayağı bir fark var tabii. Yani iç mimar kuşkusuz temel tasarım derslerini onlar da alıyorlar. İşte işin içerisinde yaratıcılık ve temel tasarım sanat var. Ama ondan sonra iç mimarlar bir binanın sadece içini, iç mekanlarının bitirilme aşamasına getirmek üzere gerekli olan projeleri hazırlıyorlar. Oysa binanın mekanlarının tasarlanması, organize edilmesi, yapının oluşturulması, projelendirilmesi diyelim ona. O tabii mimarlar tarafından yapılıyor. Ondan sonra iç mimarlarla birlikte, aslında bu birlikte olması gerekiyor. Evet, tabii, evet. Birlikte binanın da bitirilme aşamasına getirilmesi için aslında proje hazırlıyor. Aslında bu bir organizma, yaşayan bir organizma. Öyle değil mi? Tabii hani bu bir ekip çalışması aslında. Kesinlikle. Sadece iç mimarlar da değil. Hani günümüzde o teknoloji çok devreye girdiği için
Yani şimdi dünyada öyle mimarlık okulları var ki elektronik mühendisliği bölümleriyle beraber çalışıyorlar. Mesela Japonya'da öyle bir mimarlık okulu var. Bu akıllı binaların tasarlanabilmesi için elektronik mühendisleriyle birlikte çalışıyorlar. Belki bize de böyle bir şey olabilir. Mühendislik de sanatın yoğrulduğu bir yer. Şimdi aslında doğru mu? O da bir yeni yaklaşım. Şimdi ona STEAM deniyor. Yani mühendislik eğitime de sanatın katılabilmesi için bir yaklaşım var. Bu Amerika'da çok gündemde. Türkiye'de bir iki üniversitede de bu var. Bizim üniversitede de bu bir senedir gündeme gelmekte. Bu yeni bir eğilim. Yani mühendisleri de biraz daha sosyal içerikli, sanatsal ağırlıklı, tasarım ağırlıklı, hiç olmazsa onlarla ilişki kurabilecek nitelikte meslek insanları olarak yetiştirebilmek için bu STEAM denen bir proje gündemde var. Bu kadar deneyime, tecrübenize rağmen sizi bile şaşırtan öğrenciler oluyor herhalde, değil mi? Yani ilk hafta demeyelim ama ilk aylar içerisinde hiç ümit etmediğiniz bir öğrencinin 3-5 ay sonra, çoğunlukla da ikinci sömestr, hiç beklemediğiniz bir şekilde ürün verdiğini görebiliyorsunuz. Ne güzel. Evet, bu var. Ve çoğunlukla da bizim öğrencilerimiz hakikaten iyi. Yani iyi derken şunu kastediyorum, severek çalışıyorlar, gece gündüz çalışıyorlar. Hiç öyle bir mecburiyet yok biliyorsunuz yani, ama hafta sonları kalıyorlar, biz de kalıyoruz onlarla. Cumartesi, pazar, gece gündüz büyük bir şekilde çalışan bir öğrenci ekibimiz var. Sonra davranış olarak herhalde, yani bu background, aile background'ı, çok iyi davranış sergileyen öğrencilerimiz var. Yani hiçbir sıkıntımız yok bizim. Evet hocam. Hem insani ilişkiler açısından hem de meslek açısından. Ama meşakkatın fazla olduğu bir dal. Evet ama çalışmak ama öyle değil midir? Her mesleği iyi severseniz, olmak için esasında. Her mesleği severseniz onun için ne gerekiyorsa yapacaksınız. Evet, evet, severek yapılıyor. Peki öğrencilere son tavsiyeniz ne olacaktır? Sanıldığı gibi yani iş sahası geniş esasında. Çok da geniş. Peki bütün mimarlara da iş var mı yoksa var. Hayır yani şimdi mimarlar sadece tasarım yapmıyorlar tabii, değil mi? Tabii. Yani mimarlar çok farklı alanlarda çalışıyorlar. Tasarım onun sadece küçük bir bölümü. Büyük bir çoğunluğu belki de yan diyebileceğimiz ilgi alanlarında gene mesleklerle uğraşıyorlar. Yani şantiyede çalışıyorlar, üretimde çalışıyorlar, tasarımda çalışıyorlar. Bina projelendirmede belki çalışıyorlar. Onun işte konsept projesi dediğimiz projeleri var veya uygulama projeleri var. Onun farklı aşamaları var. Buralarda çalışıyorlar. Yani özelde çalışıyorlar, kendi bürolarını açıyorlar, devlette çalışıyorlar, uluslararası şirketlerde çalışıyorlar. Yani sonsuz bir çalışma alanı var. Gerçekten çok revaçta olan bir meslek. Peki çocuktan yine ağzından sorayım. İmza yetkisi olan bir meslek tabii, esasında. Tabii, tabii. Bu da bir ayrıcalık herhalde, değil mi? Yani o imza olmadan o yetki verilmiyor. Hem o var hem de sizin kendinizin yoktan var ettiğiniz bir ürün ortaya çıkıyor ve siz onunla gurur duyuyorsunuz. Evet. Değil mi? Bunun gibi başka meslek. Belki bir de doktorluk var yani öyle. Evet, zevkli bir meslek, heyecanlı çok. Bir meslek. O programı seyrederken de hani acaba hani olsa mıydım, hani o kıvılcımı da yakmıyor değil. Çünkü yaratıcılık var, tasarım var. Evet, sosyal bilimler var, teknoloji var, şey var, sanat var, tasarım var. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Evet, yolunuz açık olsun, seçin ve kadroda iyi gelin. Evet, tekrar birlikte olmak ümidiyle. Esen kalın efendim.